Şimdi Trabzonspor'da çok sayıda izleyicimiz soruyor. Bana gelen mesajlarda da var. E, tekrar hatırlatayım. Twitter'daki problem nedeniyle izleyicilerimiz sizlerden WhatsApp hattımıza sorularınızı bekliyoruz. Trabzonspor'da hep şunu konuşuyoruz. Hani Fenerbahçe transfer dönemini çok verimli geçirdi. İkinci sıraya koyacak olursak hani belki Değişir fikirler ama e, çok sayıda e, yorumcumuz da burada ve izleyicilerimiz de e, Trabzonspor'un transferlerinde çok başarılı olduğunu söylüyor. Rakip Başakşehir, hmm. evet az önce de söylediğiniz rehavete kapılmamalı Trabzonspor e, Başakşehir'in bu durumu karşısında. Ki zaten de oyun planını yapmış bir Edin Ednerton'dan bahsediyoruz. Siz nasıl bir Trabzonspor bekliyorsunuz Başakşehir karşısında? Evet Transferler var ama şu da önemli Melike, biz nasıl Beşiktaş'ı yorumlarken Gökhan Caner... E... Orada e, Elneni, Burak, Artı Benore, Vito de, e, eklerim. Hı hı. Hani, bu oyuncuları kaybetti. Bu oyuncular değerliyoruz. Trabzonspor'a evet, transferler yaptı ama Sosa, Novak, Sörlot'u da kaybetti. Hani, bu da önemli. Hani, ciddi bu üç oyuncu Trabzonspor'un geçen sezonki başarısında e, temel parçaydı. E, Eddie Newton denemeler yaptı. Hani, sadece üçlü savunma denizde. de bek oyuncuların çok çizgiye sağ beki sol beki yaklaştırıp hani, Vakame daha içeri kat ki Vakame'yi biz daha hani sol, açık, küçük sol kanında yapışık daha iyi olduğunu e, düşünüyorum. Artı hani demin bahsettik Joseph Mehmet Topal dedik hani Fenerbahçe'deki ikili. Trabzonspor'un da bence orta ikilisi öyle olmalı. Yani ön taraftaki Abdülkadir, Ekuban, e, Vakame artı orada Afobi'yi düşünelim. O dörtlüyü iki tane 8 numara yani Selçuk Kolman profil oyuncularla kolay taşıyamazsınız. O yüzden de işte stoperler günah keçisi olur. Tamam artık tartışılmayan bir stoper geldi Vitor Hugo ama Yine hani sırf iş Vitor Hugo ile bitmiyor. Oradaki orta saha ben o yüzden de ne olursa olsun Abdülkadir Parmak'ın ilk 11'de muhakkak onun dinamizmine ihtiyacı var Trabzonspor'un. Lewis Baker e, evet İngiltere'den geldiğini anlayabiliyorsunuz hani, maçı izlediğiniz zamanlar pas kalitesinden. Tronsen ciddi bir şanssızlık oldu. Benim umutlu olduğum bir oyuncuydu. E, bakalım hani Trabzonspor ciddi eksiklerle başladı. Sağ beki sol beki e, sakatlık yaşamıştı daha henüz Marlon'da hani bir kıpırdanma görenek. PRR yine örnek bir profesyonel. Daha iyi olacak tabii ki Trabzonspor ama biraz zamanda ihtiyacı var Edin Evita'nın. Yani Edin Evita'nın zamana ihtiyacı var ama Trabzon bu zamana ne kadar sahip kısmı orası biraz soru işareti. Tabii ki istekler başlangıçta da olsa puan kaybı yaşamaması çünkü Edin Newton bu takıma bugün gelmedi. Geçtiğimiz yıldan bu tarafa devam eden bir süreç var ve neredeyse 15-16 maçlık bir Trabzonspor kariyeri var. Yardımcı hoca olarak bile bulunsa bu takım dinamiklerini bilen birisinden evet. bahsediyoruz ve artık bu alışma dönemini geçmesi gerekiyordu. Yapılan transferlerde yaşanan sakatlıklar, evet çok büyük bir talihsizlik ve uzun süreli sakatlıklar olması da çok büyük problem. Ama ilk 2-3 haftaya baktığımız zaman Sörlot'un gitmesiyle birlikte arka taraftaki oyuncuların da performansı Tam olarak oturmadığında MWKM'nin de buradan çok fazla etkilendiğini gördük. Ama şu an gelinen noktada yeni transferlerden oynayabilenler performans olarak bir nebze daha yukarıya çıkabildiler hatta skor ettiler. Şu anda işte Afo Bey'i de mesela buna dahil edebiliriz. Hı hı. Bu oyunlar MWKM gibi isimlerin de performansı yukarıya çıkarttı. Savunmaya gelirsek de hep söylediğimiz şeylerden bir tanesi stoper tandemiydi. Edgar'la artık Hugo ikilisi çok yüksek bir olasılıkla birlikte bu hafta maça çıkacaklar. Arkada Uğurcan var. Bence çok iyi bir üç, üçgen orada oluşuyor ve Trabzonspor'un savunmada yaşadığı problemi biraz çözecek gibi gözüküyor bu. Peki Bursa'dan Murat Bey'in bizlere sorusu var. Bakalım Murat Bey neyi merak ediyor? İyi geceler, iyi yayınlar. Benim sorum e, Taner Bey olacak. Taner Bey bu milli aranın ardından e, Alanya Spor karşısında Galatasaray'dan nasıl bir oyun bekliyorsunuz? Teşekkürler, iyi yayınlar. Ee, yani Alanya Spor'un bu tarz maçlarda her ne kadar Mehmet yayının başında Alanya Spor yukarıda bulunan takımlara karşı biraz daha zorlanıyor dese bile bu tabii ki doğal bir durum ama oyunundan çok büyük bir şey kaybetmiyorlar ve olayı Alanya cephesinden bakarsak bugün kağıt üstünde ortaya koyabileceğimiz belki onlarca performans değerinde ön sıralarda olan bir Alanya Spor var. Bu da tabii Galatasaray'ın bir nebze zorlanmasını sağlayacak. Etebo'nun bu maçta oynama olasılığının yüksek olması çok kıymetli. Çünkü özellikle son maçlarda fiziksel mücadelede çok öne çıkan bir isimdi. Ve Alanya Spor'un bu hücumu çok etkili orta sahası karşısında Etebo gibi hem kesicilik özelliğini şu ana kadar ligde iyi sergilemiş olan bir oyuncunun olması hem de birebirlerde çok iyi işler yapan bir ismin olması etkili olacak gibi gözüküyor. E, ama kilit tabii ki de burada son adamlar, son adamlar hep söylüyoruz. Eğer ki burada son adam pozisyonunda oynayacak isim her kim olursa olsun performans veremezse e, beraberlik kokan bir maç olabilir. Bir kişi unuttu ama Taner. Orada 1500 Kimdir? tane Galatasaray taraftar olacak dener yani Galatasaray'ın e, başarı grafiğini taraftar anormal etkisi oluyordu Türk Telekom'da elbet 50 bin taraftardan bahsediyorum zaman ben 1500 kişinin de e, bayağı Etkiden da oldu dersin. bence olumlu e, reaksiyon verecek. kişi e, çünkü e, dün e, milli maçta da yani aynı stat dedim Türk Telekom'da 2-2 olan e, pozisyon onun sonrası evet. 200 kişi de 300 kişi de olsa bir reaksiyon verdiler bence taraftar etkisini hissettirecek e, çünkü özlediler yani bu normal. Aynı şey Beşiktaş için de Fenerbahçe Trabzonspor için de geçerli. Peki devam edeceğiz. İzleyicilerimize tekrar hatırlatalım. Sorularınızı WhatsApp hattımıza bekliyoruz. Yine aynı şekilde yarışmalarımızın cevaplarını da WhatsApp hattımıza mesaj olarak gönderebilirsiniz. Çünkü sizlerle hep iletişim kurduğumuz Twitter'da bu gece bir problem olduğu için paylaşımlarınız e, yayınlanmıyor. Hiçbirimizin paylaşımı aslında şu anda e, çıkmıyor. O yüzden sizlerden WhatsApp hattımıza cevaplarınızı bekliyoruz ve ben kimimle başlayalım e, tatlı rekabete diyeyim ben. Evet ilk ben kimim sorusu gelsin gecenin o zaman. O da arkadaşım Bülent Uygun'la hala görüşürüm. Eski takım arkadaşım Hamza Hamzaoğlu harika bir insan. Fatih Terim'in ben de farklı bir yeri var. Antrenman biter darda Turan çalışmaya devam ederdi. Ahmet Aslan Türkiye'ye geldiğinde beni arar. Benim ilk bu. Çok iyi bildiğiniz bir isim. Hadi düşünün bakalım. Haydi düşünün bakalım tekrar hatırlatayım sevgili izleyicilerimiz zaten sizler de farkındasınızdır e, Twitter'daki problemin çünkü e, paylaşımlarınızın e, çıkmadığını görüyorsunuzdur. Ben yine hatırlatayım cevaplarınızı Whatsapp hattımıza gönderin. Ben bir tahmin yapayım mı? Ha, tabii ki. Emir Aşık diyorum. Nedenini açıklayayım. O da arkadaşım Bülent Uygun. Bülent Uygun da Fenerbahçe'de Hamza. oynadı. Hamza Hoca ile İstanbul Spor'da oynadı. Galatasaray'da Fatih Terim diyor ama... Fatih varken gönderildi aslında. Lüçesko'nun da ayrı bir yeri olabilir. Lüçesko onu tekrar Beşiktaş'a Galatasaray çalışını getirmişti. Arda Turan'la takım arkadaşları yaptı. Ahmet Hasan'la. Bence Emre Aşık. WhatsApp hattımıza da çok sayıda e, Emre Aşık cevabı gelmiş yürüyen bu arada. Yürüyen bu arada lakabı bilir misin? Benim yürüyen, hafızam iyidir ama. hafıza Sorularım derler. Sorularınız zor bu arada. Ben eve denk geldiğim zaman e, Ilgaz, yani da bilemediğim çok, çok oluyor ama iyi. Bu soru dediğim gibi biraz kolaydı hani. ee... Hızlı başladı İlk dedi benim Evet. Benim Aşağı. ilk dedi ben kimim Ve hızlı başladı Biz yine her ama zaman sizde... olduğu gibi tadını alamadık Taner Karaman'a düşünme fırsatı bile ben vermedi Bir önceki programımda Kayseri oyuncusunu sordular <gülüyor> <gülüyor> Enteresan bir şey Şimdi sana da Galatasaraylı biri geldi Evet Emre Aşık'tı oyuncumuz Şimdi Tabii ki ikinciyi yapacağız. Yani o da bu kadar kolay olmayacak bence. <laughs> bakalım hafızası ben ne yani. kadar iyiymiş <laughs> Mehmet Özcan'ın göreceğiz. Ben kimim? İki gelsin bakalım. Futbola Süper Lig'de devam ediyorum. Kangele ile sahada iyi anlaşırdık. Antrenman sonrası Koray Avcı ile şut çalışırdık. Manuel Fernandez çok klas bir oyuncu. Emre Belözoğlu'nun akıl dolu paslarını unutamıyorum. Yine cevaplarınızı WhatsApp hattımıza bekliyoruz. Sevgili A Spor izleyicileri Twitter'dan değil WhatsApp'tan gönderin bizlere. Tahmininiz kimse? Taner beraber çözelim. Şimdi Kangeli diyorsa ya Sakarya ya Kayseri Spor. Kayseri'de de hala Sümer. Ee, Mustafa Mandev yanlış cevap. Emre Belezoğlu ile Akıllı dolu. Emre Belezoğlu. Manuel Fernandez. Fernandez Beşiktaş. İlhan Parlak demiş Mustafa Mandev değil. Kangeli Sakaryaspor, Spor Demek Kayseri. Bu arada İlhan da hakikaten Kangele ile birlikte oynadılar onlar. Koray Avcı, Manisa. Değil. Manisa, Kayseri, Sakarya bağlantısından bulmak gerek. Hani Manisalı bir oyuncu. Mehmet oyuncunun. Topuz hiç değil. Manuel Fernandez daha yakın. Bakın ya. futbola Süper Lig'de devam ediyorum. Evet. Devam ediyorum. İşte oradan. o zaman Koray... Caner değil. Beşiktaş'tan sonra Koray Avcı Manisa'ya gitti. Bence Manisa'da oynayan bir oyuncu o. Şu an Ali hala Ali Bilgin değil. Dediğim şey Mehmet Yozgatlı değil. Oynuyor Oo, diyor zaten. Oynuyor. oynuyor. Teşekkür değil. ediyoruz izleyicilerimize. WhatsApp'a çok sayıda cevap geliyor doğru ama cevap henüz geldi mi? doğru yanıt yok. Peki benim kopya benimizden. Ben diyorum ki Manisa Spor'dan bu oyuncu oynuyor. Veysel yani. Sarı değil.